Ayağ Obası'na hoş geldiniz. Buyurun. Selçuklu Sultanı Sultan II. Gıyaseddin Mesud sizlere bu hediyeleri gönderdi. Bilir Osman Gazi himmetini, Resulün virdi ol ak rayetini, dahi ol Seyfi Osman bin Affan, Mısır'dan ona göndermişti sultan. Selçuklu sultanımız yeni yaptığınız fetihleri tebrik ediyor. Bu hediyeleri de size o vesileyle göndermiş bulundu. Eyvallah, Allah sizlerden ve sultanımızdan, bilakis sultanımızın yanındakilerden razı olsun. Çok yakında sultanımıza bir ziyaret gerçekleştireceğim. O zaman daha çok fetih yapmış, daha çok güçlü biri olarak geleceğim. Sultanımıza çok çok selamlarını iletesin. Giderken obalplerimiz sana eşlik etsin istersen. Eyvallah beyim. Allah sizlerden razı olsun. Fakat ben zaten Selçuklu askerleri eşliğinde geldim. Sen nasıl rahat rahat oturabiliyorsun? Kılıçhisar'dan haberin yok mu? Nasıl bir adamsın sen? Umursamazsın. Seni imparatora söyleyeceğim. Kılıçhisar sana bağlı bir hisardı. Osman'ın kervanlarına saldırıp onun ekmeğine taş koymasaydın şimdi bu durumda olmazdın Aya Nikola. Kendine gel. Benimle ilgili bir durum söz konusu değil. Buyur, otur yine de konuşalım. Ben Osman'ın bana karşı bir aksilik yapmaması için Osman'a vergi ödüyorum. Herhangi bir ihanet işine girmediğim için problem olmuyor. Onlarca şehire hükmeden kocaman bir Bizans imparatorluğu küçücük bir Kayı Beyliğine vergi mi ödeyecek? Küçücük bir beylik olarak gördüğün topluluk bugün senin dibine kadar girip hisarını ele geçirebiliyor Aya Nikola. Akıllı ol. Ben bu Osman'ın arkasında özel bir güç olduğuna inanmaya başladım. Özel bir güçten kastın ne? Pek bir özellikleri yok. Sadece Müslümanlar. Henüz sadece 20 yaşında. Oldukça genç. Her ne kadar çok eğitimli olsa da bu kadarının olması tesadüf olamaz. Akıl aldığı kesinlikle bir yerler var. Sanırım sen bunamaya başlıyorsun Nikola. Senden bu kadar fazla aklını yitirmeni beklemiyordum. Kılıçhisar'a da İslam sancağını taşıdık şeyhim. Öngörüşüm odur ki çok yakında İnegöl Kalesi de bizlerin elinde olacaktır. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır, fetheden asker ne iyi askerdir diye buyurmuştur. İnşallah Konstantiniyye'de de İslam sancağını dalgalandırmak sizlere nasip olur. Kılıçhisar halkının da ilim tahsil etmesi için orada da bir dergah açalım evladım. Ben de onu diyecektim şeyhim. Sizler bir müridinizi gönderirseniz çok çok makbul olur. Biz oradaki çalışmaları da başlatmış bulunuruz. Böylelikle Kılıçhisar halkı da Müslümanlıkla tanışmış olur. Tıpkı babamla yaptığınız gibi. Çok çok iyi düşünmüşsün. Babanın izinden git evladım. Babanın hiçbir yanlışı yoktu. Baban da Allah için vuruşur, Allah için savaşırdı. Alpleri kalenin etrafına ve patika yollara yerleştirmişsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Kale inşallah çok korunaklı olacak. Sizlerin hakkı ödenmez. Allah hepinizden razı olsun. Bütün halk sizden razıdır. Şimdi buradaki alplerin başında bulunasın. Baş üstüne beyim. Bütün alplerimizin ok, kılıç, kın, hançer ve yay gibi ekipmanları hazırdır beyim. Ayrıca buradan İnegöl Kalesi'ni gözetleyebiliyoruz. Ahvalimiz oldukça iyi o vakit. Ben kaleye geçiyorum. Müsaade sizindir beyim. Alpler, bilirim. Hepiniz yorgunsunuz. Hepiniz yoğun ve yorucu bir tempo gerektiren Kılıçhisar Kalesi fethini atlattınız. Hepinizden Allah razı olsun.
Hepinize desteği için çok çok teşekkür ediyorum. Lakin hiçbirimiz bu fetihi gerçekleştirdik diye oturup dinlenmeyeceğiz inşallah. Hepimiz yeni gerçekleştireceğimiz İnegöl'ün fethine hazırlanacağız. Kardeşler, kolay gelsin. Turgut Bey'inizi iyi dinleyesiniz. Kendi aranızda biraz istirahat edin alpler. Hani durmadan çalışacaktık? Hiç istirahat etmeyecektik. Şimdi ne oldu? Biz bence talim çalışalım. Helal olsun aslan kardeş, helal olsun. Turgut Atbaşınız sizi çok çok iyi yetiştirir. İsteyen talim yapabilir, isteyen istirahat edebilir. Ben Bamsı Bey'le vakit geçireceğim. Kardeş, Selçuklu'dan bir elçi gelmiş. Bilirim Bamsı. Osman Bey'e hediyeler getirmişler. Ulucahisar'ın fethini tebrik etmişler. Sonra da gitmişler. Evet kardeş. Şimdi biz ne zaman devlet kuracı hala Selçuklu ile beraberiz? Acele giden ecele gider Bamsı Bey'im. Henüz bir acelemiz yoktur ki. İnşallah kuracağız. Kostes, Michael. Arman Kaya Tekfuru olarak buraya gelip bizlere seref verdin. Diğer tekfurlar bizim karargahımızı tanımadı. Fakat onlarla ilişkimiz seninki kadar iyi değil. Sana özel bir görev sunmak istiyorum. Michael Kosses, tabii ki kabul edersen. Vereceğiniz emire karşı sizi dinliyorum Geyhatu Hazretleri. Ne görev verirseniz üstesinden gelirim diye düşünüyorum. Osman, çok yakında bu karargaha ziyarete gelecek. O vakit onu öldürmeni istiyorum. Michael, umarım başarırsın. Daha demin neden tekfurlar bana ziyarete gelmedi diyordunuz. İşte bu yüzden gelmiyor ve siz de bu yüzden başarılı olamıyorsunuz. Hep bir ihanet, palavra ve hainlik peşindesiniz. Fakat ben yine de verdiğiniz görevin üstesinden geleceğim. Osman'ın kellesini size getireceğim. O vakit sen burada kal. Zaten birkaç gün sonra Osman ve altları gelecek buraya. O zaman işini bitirirsin. Benim o toyda bu şekilde bulunmam doğru olmaz. Üzerime bir şeyler almaya gitmem lazım.